Evet efendim, güzel arkadaşlarım. Bugün karantinanın bir bakayım en son 3. günü değil yapmışım dün. Evet, bugün 4. günündeyim arkadaşlar. Hatta şu an 11.30, saat 23.30 yani. Gece yarısına yaklaşıyoruz. Yani 4. günü tam tamamladım hatta yani karantinada. Bakalım düne nazara neler değişti sayalım efendim. Bir kere hala kolonya genzimi yakıyor ilk etapta ama hala bir koku yok. Hatta az önce bir tane şey açtım. Acaba kolonyanın kokusu gitmiş olabilir mi? Belki düzelmiş şimdi falan diye. Çünkü pek bir derdim yok. Ağrısızı bir şey yok. Şöyle bir ıslak mendil açtım, onu kokladım. Farklı bir koku olsun diye. Yok abi. Yok abi. Koku yok, koku yok. Hala koku yok. Damak tadım biraz değişti. Hani ağzımın tadı kaçmıştı. Çay biraz dandik geliyordu tadı mesela. Kahve 3 aşağı 5 yukarı kahve tadı yine alıyorum ama çay bugün nedense hep pekmezli su içiyormuşum gibi. Suda pekmez, üzüm pekmezi eritilmişti. Onu içiyorum gibi bir tat veriyor. Şeker atmadan içtim demek çay yine öyle bir çok bal gibi böyle pekmez gibi bir tat veriyor. Çok fazla şekerli gelmeye başladı. Ağzımın tadı hala şey yani şeysiz balanssız teker gibi araba tekeri gibi ağzımın tadı biraz kaçık vaziyet, koku alamıyorum. Ağrım sızım var mı dersek hiçbir şekilde hiçbir yerimde ağrı sızı yok, hiçbir sorunum yok, gayet zindeyim. Hatta sporumu yapıyorum, ağırlık çalışıyorum, günlük üretkenliğim aynen devam ediyor, zihinsel olarak da bir can sıkıntısı vesaire falan hiçbir sorun yok. İşte bugün 4. günü efendim. Gayet iyiyim. Sıhhatim yerinde. Keyfim de yerinde. Ne yapıyorum derseniz ilacı kullanmıyorum. Nefes almakta zorlanmadığın sürece kullanma demişlerdi bana. Tıpçı bazı tanıdıklarım. Çünkü ağır yan etkileri varmış. Aynen dediklerini yapıyorum. Bir sorun olmadığı sürece kullanmaya başlamayacağım şimdilik. Umarım böylece atlatırım. Normal gündelik hayatımı yaşıyorum arkadaşlar. Ona fark olarak gündelik hayatta o kadar çok limon suyu içmezdim ben. Bana dendi ki işte ilaç kullanma ama işte ciğerine gidip de kal, bir nevi donuyor, duraklıyor, ciğerde kalıyor. O yüzden nefes alamaz hale geliyorsun. İşte o yüzden limon suyu abartmadan içersen iyi gelir, kanı sulandırır biraz demişlerdi. Kan sulandırıcı ilaç yerine de limon suyu iç günlük dediler. Şu ana kadar günlük aşağı yukarı şöyle bir yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı limon suyu içiyorum her gün. Başka bir ekstradan yaptığım bir şey yok. Gündelik rutin, gündelik hayatıma devam ediyorum arkadaşlar. Her gün ne yapıyorsam onu yapıyorum. Fazla uyuyarak, fazla dinlenerek. Çünkü evde karantinayız. Uyuyorsun abi. Uykun geliyor uyuyorsun. Uykun kaçıyor geliyorsun. İnternet uğraşıyorsun. Spor yapıyorsun. Yemek yiyorsun. Bebek gibi oldum yani. Hayat yok. Hayatımız yok. Hayat yok. İşe gitmiyorsun, bir şey yapmıyorsun, kalkmıyorsun, dışarı çıkmıyorsun. İşte fiziksel aktiviteyi bırakmadım. Birileri yorulursun, ağırlık falan çalışmadı dediler. Hayır, ben fiziksel aktiviteyi bırakmadım. Bence faydalı olacaktır ağırlık çalışmanın. Çünkü kendi kendime bir test yani. Ağırlık çalışırken eğer güçten düştüysem tamam bu hastalık ilerliyor. O verdikleri hapleri alayım demektir. Ama ağırlık kaldırabiliyorsam, nefes almada bir sorun yoksa demek ki hastalık ağırlaşmıyor demektir. Bir test aracı olarak görüyorum ağırlık çalışmayı. Evet arkadaşlar, özetle 4. günün sonundan size bildiriyorum karantinamda. Hiçbir sıkıntı yok ama hastalığım da devam ediyor. Çünkü dediğim gibi kokulara ayırt edemiyorum. İşte bir ıslak mendil açtım. Şu çekmecede oda kokusu var, güllü müllü. Onu fısfısladım. Bir şey fark etmiyorum. Aynen koku yok. Grip falan da değilim yani gördüğünüz gibi burun akıntısı bir şey de yok. Başka bu koku duyusunu engelleyecek bir şey de yok. Maalesef hala bu hastalık bende var ve hafif atlatmaya da devam ediyorum. Şimdilik durumlar iyi arkadaşlar. Enerjim, moralim yerinde. Hafif geçiriyorum. Evet umarım şöyle bir 10 gün falan sonra da böyle şey olur. Zaten 14 gün, dünkü günü tamamladıktan sonra da hani son bir video çekerim. Bay bay korona falan derim yani. Evet, şimdilik gündelik hayata devam ediyorum. İşte zamanım çabuk geçsin, beni meşgul etsin diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum sürekli. Ağırlık falan çalışıyorum, spor yapıyorum. Evet, böyle arkadaşlar. 4. gün böyle.